Gizem'in çorbası şöyle siz yemek yerken biraz böyle güzel ince şarkılarla. Ne yağmurda, ne yalancı sonbaharda, ne yalancı gözledim, gözlerim sokaklarda, sevmemiz yanlış. Yaşamalıyım. Yüzünü görmeliyim. Sesini duymalıyım. Anılarım yaşamalı. Hazır mıyız? Tüm dünya ve ülkemiz kadınlarımızı 5 Aralık Dünya Kadınlar Kadın Haklarını kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyoruz. Bu yönde Atatürk'ümüzün ön kahraman Türk kadını sen yerde sürüklenmeyeceğin omuzlar üzerinde gökleri yükselmeye layıksın demişti. Atamızın ruhunu şad ediyor, minnetle anıyoruz. Ayrıca Türk Kadınlar Birliği Başkanı Sabiha Zor ve Başkan Yardımcısı Nebahat Mürekkep küçük bir konuşma yapacaklar. İyi eğlenceler. Sevgili bayanlar, hepiniz hoş geldiniz. Ayağınıza sağlık. Beraber olmak çok güzel. İnşallah hep böyle güzel, mutlu günlerde beraber olun. Her yıl 5 Aralık'ta kutlanmayan 5 Aralık 1934 yılında Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde Türk kadınlarına seçme ve seçilme hakkı verildi. 5 Aralık 1934 tarihinde kadınlara milletvekili seçme seçilme hakkı veren yasanın kanunuyla her yıl kadın hakları günü olarak kutlanmaktadır. Bütün dünya ülkelerinden önce 3 Nisan 1930 tarihinde belediyelerin 26 Ekim 1933 tarihinde köy muhtarlarında da 5 Aralık kadına seçme seçilme hakkı tanınmıştır. Bu sene Türkiye'de 87. yılı kutlanmaktadır. Birçok ülkelerden önce kıyaslarsak Türkiye Türk kadına seçme hakkını çok erken verebilen bir tarihe kazanmıştır. Bütün Türk kadınlarımızın özel mutlu ve sağlıklı şiddetsiz 5 Aralık günlerini kutlar sevgiler. Bizlerle beraber olduğunuz için teşekkür ederiz. Yüzlerce Türk ey Türk kadını sen yerlerde sürünmeye değil omuzlar üzerinde yükselmeye layıksın. 5 Aralık Kadın Hakları günü değildir. Yani yanlış anlaşılıyor. Kadın Hakları Günü diyor. Öyle bir gün değil. 5 Aralık Atatürk'ün kadınlara, Türk kadınlarına seçme ve seçilme hakkı kazanmasının yıl dönümüdür. 5 Aralık bize aittir. Birçok yerde ve ülkesinden önce Türk kadınları seçme ve seçilme hakkını elde etmiştir. Türk kadınları ibaresini çıkartıp Dünya Kadın Hakları Günü denmektedir. Tarihimize bir saygısızlıktır. Bu
hakkı verildiği gündür. Yani bütün hanımlarımız da bunu lütfen öğrenin. Kadınlar günü falan demeyin, o hakaret oluyor yani. 5 Aralık Atatürk'ü bizlere Türk kadınlarına seçme seçme hakkı verdi, gündür diye ibare olunacak. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi eğlenceler diliyorum. Küçük hatalarımız olursa affola, mühim olan bir arada olmak. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum. Evet, Nebahat hanımefendi, Büyük hanımefendi bir konuşma yapacak. Saygı değer hanımlar, hoş geldiniz. Yaşamın her alanında yok sayılıyordum. Ayaklarında zincirli prangalar, köle pazarlarında yaşına göre pazarlarda kah alınıp kah satılıyordu. Cumhuriyet kurulmasıyla 4 Nisan 1926 yılında yürürlüğe giren medeni kanun ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk direktifleri, kanun teklifleri ile hazırlandı. Kadına erkekler gibi seçme, seçilme hakkı verildi. Onere etti kadınları. Kölelik bitti. Yakıldı. Yakıldı ülke kadınlarına aydınlatma meşalesi. Onurunu kazanan kadın ülke yönetiminde söz sahibi oldu. Yaşasın 5 Aralık kadına seçme ve seçilme hakkı. Yaşasın Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Yaşasın kadını aydınlığa götüren, saygınlık kazandıran, ilime, bilime, fene taşıyan layık, demokratik cumhuriyete. Yaşasın ülke kadına saygınlık getiren hürriyet. Yaşasın kadın hakları. Afiyet olsun, iyi eğlenceler. Evet, tekrar değerli Ereğli Başkanımız Sayın Hüseyin Öpüşü'ne teşekkür ediyoruz. Kuvvetli bir alkış istiyorum ona kendisine. Ve programımıza başlıyoruz. Bu şarkıda değerli başkanımdan sizlere armağan gelsin. Bırak gözün ne kalsın, yokluğu görmesin.
kimseye duyulmasın. Pastamızı keselim. Hadi bakalım. Söyle, bu hayat geçmez böyle. Bana dönmeyeceğim.